Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Universal Truck Simulator videosuyla yine beraberiz. Oyuna bayağıdır güncelleme gelmiyor. Sabırsızlıkla çok güzel bir güncelleme bekliyoruz. Biliyorsunuz oyun ilk çıkacağı zamanlar çok beklemiştik. Hatta beta aşamasında oynarken oyunu beğenmiştik arkadaşlar. Bayağı detaylar olsun, modifiyede falan çok iyi bir oyundu. Ama tam sürüm olarak çıktığında bazı hatalarla karşılaştık. Bu hataları gidermek için yapımcılar birkaç güncelleme yaptılar ama yine de gideremediler. Yani oyuna güncelleme bayağıdır da gelmiyor. İnşallah çalışıyorlardır. Bu hataları falan giderirler. Özellikle gelmesi gereken, acil gelmesi gereken bazı şeyler var. Onu da bu videomuzda inceleyeceğiz. Onların da gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz videoların devam için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. İlk başta gelmesi gereken şeylerden bir tanesi de Türkçe dil seçeneği arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda oyunda sadece İngilizce dil seçeneği var. Tıklıyoruz, başka dil yok. Türkçenin acil gelmesi lazım çünkü bu oyunu Türkiye'de oynayan baya iyi bir kitle var. O yüzden en önemli şeylerden bir tanesi acilen Türkçe dil seçeneğini artık oyuna eklemeleri şart. İkinci olarak arkadaşlar güzel bir grafik güncellemesi şart. Detaylarda, gölgelerde ve çevre düzeninde falan güzel bir güncelleme lazım. Bazı objeler, gölgeler falan kendi kendine oynuyor. Kötü bir görüntü arkadaşlar bu. Acilen bunların bir düzeltilmesi lazım. Mesela bazı hatalar falan veriyor oyun içerisinde, oynarken, yola çıkarken, yükümüzü götürürken. Onlarda da bir düzenleme şart. İnşallah bunlara çalışırlar. Grafikte falan, detaylarda, gölgelerde falan güzel bir güncelleme bekliyoruz. Bu oyunda da güzel özellikler var. Mesela geceyi, gündüzü falan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Hava durumunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bunlar güzel ama hava durumunda mesela yağmuru seçtikten sonra yağmur detayları gerçekten kötü arkadaşlar. Güzel bir yağmur detaylarında bir iyileştirme şart. Gece gündüz olayını kendimiz ayarlamadığımız dışında, yani yolculuk yaparken bir anda gündüz gidiyoruz yolda, bir anda gece oluyor. Yani o geçiş, gece gündüz geçişi çok hızlı. Yani onlara da bir iyileştirme şart. Oyuna yeni günceleme ile beraber birkaç tane de tır bekliyoruz. Mesela burada Scania'nın eski kasası var. Baktığımızda Volvo var. Gerçekten güzel bir araç. Devam ettiğimizde Scania'nın yeni kasası var. Bir de Mercedes var. Ama Ford F-Max yok. Ya da Mercedes'in diğer tırları falan yok. Onlardan belki birkaç tanesi gelir arkadaşlar. Sizin de beklediğiniz farklı modeldeki tırlar falan varsa onları da yorumlara yazın. Ben Ford F-Max'in oyuna eklenmesini bekliyorum yani. Burada baktığımızda Amerikan tırlarımızdan var. Onlardan da gelmesi lazım. Farklı modelde tırlar gelecek yani. Birkaç tane de farklı yüklerden, farklı dorselerden bekliyoruz arkadaşlar. Ama oyunda da yine sıkıntılardan bir tanesi de yüklerin ve araçların, tırların falan fiyatları çok yüksek değil mi arkadaşlar? Yani para kazanmak falan zor. Gerçekten fiyatlar yüksek. Tırlarda da olsun, dorselerde de. Özellikle tırlar neyse de dorseler baya pahalı arkadaşlar. Bunlarda bir iyileştirme şart. Mesela modifiyede de fiyatlar çok yüksek. Çok güzel seçenekler var. Onu söyleyelim arkadaşlar. Modifiyede gerçekten detaylı bir şekilde aracımızı modifiye yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi fiyatlar çok yüksek. Yeni günceleme ile beraber acil gelmesi gereken, değişmesi gereken şeyleri söyledim arkadaşlar. Siz de yorumlara dediğim gibi düşüncelerinizi, fikirlerinizi, şu gelse iyi olur dediğiniz şeyler falan varsa onları da yazın. Bekliyorum, merak ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde yükümüzü alalım. Bayağı da yük seçeneği var. Saman balyası falan da var. Çok iyi gerçekten. Şöyle baktığımızda hangi yükü alalım? Şu makara güzel gibi. Hem de kısa mesafe tamamdır. Bunu alıyorum. Hadi bakalım yola çıkalım. Şu kapılardan çıkmayı da bir türlü beceremedik. Ya bak arkadaşlar, mesela dedim. Şu anda gökyüzüne falan baktığımızda o detaylar çok iyi. Detay olarak sıkıntı, bak arkadaşlar şu garajdaki şeylere bakın. O objelerin oynaması çok sinir bozucu değil mi? Gölgelerde de bak, şöyle gölgeler burada gelmiş. Duvara vurmuş. Bir tık daha bu gölgelerde iyileştirme şart. Yani bir gölgelendirme detayı dediğimiz olayın iyileştirilmesi şart. Hadi bakalım, tırımız neredeydi? Tırımız orada. Ben şuna bineriz diye umut ediyordum da arkadaşlar binemiyoruz maalesef. Direkt tıra bindik. Şimdi farlarımızı bir yakalım. Aracımızı çalıştıralım. Of of, sese bak. Hadi bakalım yükümüzü alalım. Tamamdır, dorsemizi taktık.
Bak arkadaşlar, sıkıntılardan bir tanesi camlar. Bak camlar biraz mavili. Sonra normal cama falan geçiyor. Jantlarda bir değişiklik var, renklerinde falan. Onlarda da düzenleme şart yani. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde yükümüzü alalım. Yükümüz neredeymiş? İç aydınlatmamız da vardı değil mi arkadaşlar? Heh, tamam, iç aydınlatmayı da açalım. Aslında oyunda çok güzel özellikler var. Tırdan inme gibi. Tırdan inebiliyoruz istediğimiz her yerde. Cam açma özelliği falan var. Camı nereden açıyorduk arkadaşlar? Aa bak. Bak, cam açma özelliği falan var. Bunlar güzel özellikler arkadaşlar, gerçekten. Ama bak, bir anda ışıklar yandı, gördünüz arkadaşlar. Akşam oldu, bir anda ışıklar yandı. Bak fallardaki detaylara falan bakın arkadaşlar. Yani kötü görüntü değil mi? Yani biraz daha iyi olsa inşallah çalışıyorlardır. Bir de şoför olsa iyi olur arkadaşlar. Bak şu an tırımız boş. Kötü bir görüntü. Şey olsa çok güzel olurdu. Şoförümüz. Arkadaşlar bir de şimdi değil de ilerleyen güncellemelerde beklediğim bir şey var. Multiplayer. Beraber oynayabileceğimiz bir sistem bekliyorum multiplayer'da. İnşallah şu an gelmez de belki ilerleyen zamanlarda gelir. Gelecektir illaki. Beraber konvoyla falan yaparız. Multiplayer'ı bekliyorum yani bu oyunda. Şu an değilse de ilerleyen zamanda bekliyorum.